Size selam arkadaşlar, ben yine Berkay'ın evine geldim. Berkay'ın misafiri var burada. Neydi be ismi? Suat. Suatcan Döner. Döner gerçekten. Suat Döner. Suat Döner mi? Ha. Evet. Gerçekten Suat Döner. Evet evet. Bugün de döner videosu çekiyoruz. Bir sürü döner almış. Vitamin döner. Evet, vitamin döner. Çok güzel döner. Ben geçen yemiştim burada. Herkese ikişer tane bu arada. Evet. Bir arkadaşımız daha var. Cengiz'di değil mi? Aynen Cengiz. Bir de arkadaşınız var burada Cengiz. Nasılsın Cengiz Bey? Teşekkür ederim. Cengiz. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Bir tane istemesin Cengiz Bey. Buyurun, herkese ikişer tane. Ayranımızı koyalım. Bu arada herkese selam. Yorumları okudum. Berkay Bey'le bir video daha bekliyoruz. Ben de tamam dedim. Sizi kırmadım. Bu arada herkese selam olsun. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Hele o Azerbaycanlılar Azeri demeyin dersiniz. Ama yani ben Azerbaycan'ın Azerisinden değil, Türkiye'nin Azerisindenim. O yüzden Azeri diyorum. Hani yanlış anlamayın. Hamınızı selamlıyorum. Gelin hep beraber olsun, döner yiyerek. Beyefendi siz yiyebilir. Öyle kal. Tamam. Yok yok. Yok, saatlerce. Biz devam edeceğiz. Ya. İzleyebilirsiniz. Yemeğinizi yiyebilirsiniz. Afiyet olsun herkese. Afiyet, bol şeker olsun. Buyur, hepinize benim. Öncelikle. Sen de birisi. Ben Vanlıyım. Vanlısın. Evet. Ama Bankalı. Doğma büyüme baba tarafı İzmirli de olabilir. Ama yemeğine kuram biz Vanlıyız. Demez miyiz biz İzmirli? Kader abla nerede? Kader abla evinde. Hmm. Ha evet. Keşke gönül isterdi ki o da olsun burada. Hmm. Ben onu sürpriz yaparım. Şu, arkadaşlar şu turşuyu daha edeyim, bir tadayım dedim. Zehir. Çok kötü. Bu arada döner çok güzelmiş. Kim yapmışsa eline, koluna, ayaklarına da sağlık. Afiyet, hayır be. İyi be. Hmm. Bugün videomuz döner videosu. Hem sohbet, hem muhabbet, hem misafirlerimiz. Sana bugün birkaç tane bir şey soracağım, bir soru. Özel sorulardan bakalım, düşüncelerimiz sor. Aynı. Birkaç tane sorum var. Evet. Gönül ister ki hayat hikayemi de anlatayım. Bir soru sorsun. Böyle aslında daha güzel olurdu ama o zaman da hayat hikayeni anlatman için birazcık da bana bir rakı ya da bir viski, 2 duble, 3 duble lazım ki ben böyle bir açılayım. Yine açılırım. Onsuz da açılırım ama o zaman daha rahat olur. Yani bir gün de hayat hikayemi anlatacağım size. Yalnız döner mükemmel. Ye, afiyet olsun balam. Ye. Aynı benim soy ismim gibi ya. Hmm. Çok güzel bir döner. Hmm. Yine acı yedin sen. Yine acı bu yedin. Bu acı, bunu daha yemedim de bu acı. Çok acı. Bu ne turşusu böyle? Nereden aldın? Buradan mı? Zehir, halen yanıyorum. Ya, file marketten aldım. Hmm. Başura koy yeri alsın yansın, başka yerin yanmaz. Bir de demez mi, telefir yiyeceğim. Kenefir mi? Telefir. Telefir ne? Telefir. Şarkı söyleyince telefir YouTube koyuyormuş telif, ya. Telif Allah seni. Telif. Telefir. Ben bir an telefirlik anladım. Sen de evlisin. Ben Adıyamanlıyım. Ha, ama herkes doğulu. Bir ben Karadenizler. Ben Selanik'ti değil mi? Bir şey vardı evet. Sende bir. Karışık. Babam 2 yaşında Ordu. Annem Arap. Biz İstanbul. Enteresan. Olsun. Var, ben de diyorum kanım niye ısındı? Değil mi? Tabii. Ben sana bir şey diyeceğim. Dün de söylemiştim aslında. İnsanlar neyi eleştiriyorsa onu baş tacı etmiyor mu? Farkında mısın? Evet. Doğru. Bak dizileri eleştirdiler. Eleştirdikleri bütün diziler reyting kırıyor. Seni beni eleştiriyorlar. Şu anda gündemde en çok bizim gibi insanlar gündemde. Farkındaysanız sahnelerde, TV'lerde, kanallarda, sosyal medyada deli gibi izleyip deli gibi de hediye atıyorlar. Ama sonradan da eleştiriyorlar. Sence bizim insanımız iki yüzlü mü? Var mı iki yüzlülük? Ben sorursam. Bana göre evet var yani ben artık. Tek bizim insan değil, tüm insanlarda evet, iki yüzlülük evet, var. Doğru, evet. Tek bizim insanlarda değil. Hamısında iki yüzlülük var. Ah, buradan biri arkanı dün
En adisi sen olursan. Doğru. Orada, orada haklısınız. Bu konuyu ben geçenlerde bir mevzu geçti böyle. Evet. Berkancığımın böyle bahsettik. Böyle başta ters tepkiler dedi. Dedim ki siz bir insana nasıl giderseniz zaten öyle karşılanırsınız. Bu kim olursa olsun. Yanlış ya mi? Ters tepki veriyorlar. Dilber filmi bir çıktı, elbiseler yok satıyor ya. Dansları bütün ünlüsünsüzü yapıyor. Ve ben bir şey söyleyeceğim. Bence artık bizim insanlarımıza bir şeyleri dayatmaya başladılar farkındaysan. Dizilerden. Ha, alıştırmaya değil mi? Tabii ki. Aslında bana göre bir hedef biliyor musunuz? Ben evet. Öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence bu bir hedef. Vallahi bak bize bir hedef yapıyorlar. Artık farkında değil misin? İyi mi kötü mü? Bana göre çok kötü. Artık tamamen toplum değerleri tamamen evet. Kaybolmuş bu durumda. Evet onu ben ay sen gelmeden önce yemin ederim şeye de söyledim. Cengiz'le Suat'a da söyledim. Hani o kadar değişik ki hani şimdiki nesil. Hani sen ben bizler yine iyi bir yere kadar tamam eyvallah biz kendimiz topladık ya da ailemizden gördüğümüz şeyleri topladık. Yaşlar gittikçe azaldıkça her şey daha çok kötüye gidiyor. Saygı yok. Aynen. Büyüye küçüğe hürmet yok. Yani o yüzden sizlerden yani daha böyle yeni yetmelerin çocukları hepten daha kötü olacak. Yani gerçekten durumlar vahim. Özellikle Türkiye'de yani özellikle Türkiye'de. Çok ay güzel. Şöyle oraya lanse ediyor. Kedimi böyle sanıyorum ya gelecek diye kurban ay. Olurum ona. Ha bir anda kedi geliyor sandım. Aynadan şey oldum. Ay. Ben de alıştım. Dedesini de bıraktı arkadaşlar. Evlatlık verdi başkasına. Mecbur çünkü dönüyor Hollanda'ya. Oraya da götüremiyor. İstemeye istemeye verdi. Dün akşam nasıl ağlamış bana video atmış. Kıyamam gecenin saatinde yatamamış. İnsanın evladı gibi oluyor. Ben alışkanlık de. Kötü bir şey. Güzel bir şey ama ayrınca kötü bir şey. Gerçekten. Evet. Allah bütün sevenleri kavuştursun. Birbirine aa. Ayırmasın. Amin. Ha böyle işte alışıyorsun ayrılıyor gidiyor. Herkes kendi yolunu işte. O da kendi sahibini seçti gitti. İnşallah orada mutlu olur. Benim miyam güzel kızım. Miyam. Böyle. Peki bir tane daha soru sorayım. Değil mi? Sorayım yani Berkay'a. Ya bir şey diyeceğim. Sen aile soruları soruyorsun ama öyle bir soru soruyorsun. Biz cevaplayamıyoruz ya. Niye canım? Bunu cevaplayamayacak kadar salak olmak lazım. Normal sorular sorup doğru değil mi? Sen ne istiyorsun abla onu sor. Senin Türkçen benden daha iyi olduğu için. Yok şimdi ben mesela şeyi düşünüyorum. Sosyal medyada bizim gibilerden bahsediyorum. Hı. Yani belirli bir yaştan sonra bir insan böyle olabilir mi? Veya bu biliyorsun çocukluktan gelen bir şey. Bazıları belirli bir yaştan sonra olmaya başlıyor. Ben onların özenti olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Sonradan kimse kimseye olmur öyle bir şey. O doğuştandı. Senin kromozom X artı kromozom kardeşim. O senin ana rahmine düştüğün an 2 yaşında da olduğun zaman zaten daha belli olmaya başlıyor. 2 yaşındayken artık demeyin öyle. Gerçekten tıp en bu ortaya çıktı. Ha, bu sonradan yapanlar da işte ben böyleyim de ben şöyleyim evet. De onu başka türlü yapıyorlar. Fantazi doymuşlar bazı doyumuna gelmişler. Fantazi denemek istiyorlar. Ya bir eşcinselle ya bir travestiyle ya da işte gayle birlikte oluyor. Tadını alıyor. Sonra diyor ki ben de öyleyim. Halbuki öyle değil. Öyle değil. Bazı kadınların yüzünden de oluyor, bazı erkeklerin yüzünden de oluyor. Yani bıkkıntı oluyor bazı erkeklerde. Erkeklere karşı bir deneme ama bak yine diyorum hetero, kadınlardan hoşlanan heteroseksüel. Anlatabildim mi? Bu şahıslara diyorum. Onlar bir 60'ından ya da 50'sinden ya da 30'undan sonra ya ben bir erkekle birlikte oldum, ben eşcinselim. Hayır öyle olmuyor. Eğer gerçekten 50'sinden sonra ya maddi ya manevi artık nasıl siz o işi götürüyorsanız. Hani ben 40'ımdan sonra erkeğim, erkekliğimi korudum 40'ımdan. 40'ımdan sonra da ben eşcinselim. Ben böyleyim, ben şöyleyim. Bence o olmaz. O ya maddi böyle zordadır. İşte o işi yapıyordur örnek vereyim. Ya da gerçekten bastırılmış duyguları vardır. 40 yaşına kadar bunu çözememiş, ortaya verememiş. Evlenmiş, oğlu çocuğu sahibi olmuş ama hetero diye geçiniyormuş ama eşcinselmiş. Ya o ya da
hiç kadınlardan, direkt kadınlardan hoşlanıyor ama bir heves, bir heyecan yaşamak için birlikte olduğu da oluyor. Cevap verdim mi bilmiyorum. Doğru. Doğru. Bilmiyorum. Sonradan olanlara ben özenti diyorum. Özenti. O özenti abi. Sen ne düşünüyorsun? Benim şöyle bir şey. Ben birine sordum. Hı. Genelde zaten şöyle bir şey var. Hep genelde küçüklerden hoşlanırlar. Bu bir gerçek. Doğu erkeklerinden. Bu, evet. Niye öyle, bunu hep merak etmişim. Çünkü bana yazan eden çok var. Benim için fark etmiyor vallahi. Tekliflerin haddi var, hesabı yok. Temiz olsun, insan olsun vallahi. Ben artık öyle bakıyorum. Birine merak edip sordum. Hı. Cevap verdim, sordum. Dedim bu nasıl oluyor? Dedi bir insan işte ilk doğduğu zaman işte dediğin gibi 3 yaşına ya da 5 yaşına kadar herkes eşittir. Yani herkes işte aynı doğar, sadece yönünü değiştirir. Bu doğru mu? Artık yalan mı söyledi? Yönünü 15-16 yaşında değiştirirsin. Değiştiriyor değil mi? Tabii. Bana o şekil dedi zaten. Dedi. Ben de kendimi öyle hissediyordum. Ondan sonra baktım bu sefer erkeklerden hoşlanmaya başladım. Zaten bu özenilecek bir şey değil ki. Yani bu tercih meselesi ya. Tercih meselesi. Dört duvar arasında şey ben neyineyim? Sen arvadından, erinden, ne kayırsan ben neyineyim? Ay kardeş. Dört duvar arasında kapıyı örttün. Ah. Nece ağzını kılıflayırsan, hiçbir şey bilmirsen, kulaklarını tıkırsa bir şey bilmirsen. Biz ne bileyim. Arvat seni yapır, sen arvadı yapırsan, yoksa dersen onun eline bir şeyi böyle sen geçiştirir, sokuşturur, ben ne bileyim. Beni ilgilendirmir. Ben dört duvar aramda, yatak odamda sizi ilgilendirmesi. Bitti. Renkler ve zevkler. Aynen. Ama öyle yapanlar çok, doğru değilse ben de çok gördüm. Yazık, ne yazık ki adam bilmir ne olduğunu. Yani ne istediğini bilmir. Hayattan ne istediğini bilmir, zevkte ne istediğini, bir kadından ne istediğini bilmiyorlar. Hakikaten devir o kadar şey ki bir kadın kadınlığını bile yaşayamıyor. Kadın el üzerinde tutulacak kadınlığını o erkek hissettirecek o kadına, ama yok. Evde ayağımı yıka, yok yemeğimi getir önüme, ha git şunu yap, onu yap. Kendi karısına öyle davranıyor, dışarıdaki elin karısına da ağzını açtım gel ağzına sıç. Böyle yapıyor, elin karısı daha tatlı oluyor. O yüzden insanoğluna artık güven yok. Tırnağım var. Kendi başını, kardeş, bacılar, öz başınızı, şeyinizi kendiniz karşıyın. Yorumlarda tırnağa soranlar vardı bayağı. Evet, bugün tırnağıma laf dediniz, biraz kestim ucundan. Bu böyle kötü bir şey değildi. Ben buna piercing takıyordum, yazın için hazırlamıştım ama doğru, hijyenik olarak. Ben temizim zaten, hani onda sıkıntı yoktu ama kestim, kendi öz tırnağımdı. Bu arada kolumu soracaklar. Kolum hacamat arkadaşlar. Hacamat yaptırdım. Hmm, kafadan. Keşke beni de götürsün. Peygamber Efendimiz'in sünneti gibi buradan ve koldan. Ben senede iki defa yaptırıyorum. Allah kabul etsin. Peygamber Efendimiz'in sünneti bu. Evet evet. Bu arada üstünüzdeki nazar, negatif işte, şeyler, ağırlıklar ne varsa ben daha yemeyeceğim şimdi. Beraklıksız yiyin. Birazdan yersin. Birazdan yiyeceğim. Bunları alıyor. Dün de onun arkasından Mahmut Efendi Hazretleri'ni ziyaret ettim. Çok Allah da severim. Kabul etsin. Evet. Bir demedim ben geldim sen de götürün. Ha. Sen yoktun, geç geldin. Ha doğru ya, ben geç geldim. Nerede olduğumu da şaşırıyorum. Aklımdaydın sen. Sen geç geldin, ben baktım sana. Ya. Sen Hakanlara gittin. Evet. O yüzden, yoksa seni alacaktım. Ay canım benim. Hatta seni Hacamat'a da götürecektim. Ay çok da isterdim ha. İstersen biletimi iptal edin, beni bir hafta Hacamat'a götür. Her gün bana Hacamat yapsın. Bir kere yapılıyor. Ya. Ay 6 adı bir. Her gün götür. Sonra delik eşik olacağım. Kara gebercek hiç o haberi yok. Her neyse, oradan Mahmut Efendi Hazretleri'ne gittim. Ben İmam Hatip mezunuyum. Kendim okudum ama. İmam Hatip'e gittim. Kur'an'ı bilen birisi. Dün bana Instagram'dan, benim gibi insanlar ama bu arada söyleyeyim. Biliyorsun Lübnan ortamında çok kıskanç oluyorlar. Sen neden gittin? Nasıl gidersin? Niye ben türbeye gidemeyim? Neden ben Kur'an okumayayım? Neden de o kadar saçmalıyorlar ki, dün bana bazıları tepki verdi. Toprak başlar. Ben kiliseye gitsem demek ki, farklı yere gitsem beni ayakta alkışlayacaklar. Ben dua ettiğim için bana bunu yaptılar. Arkadaşım, benim böyle olmam, benim Allah'ımı yok saymam anlamına gelmez. Kur'an'ımı okumama anlamına gelmez. Evet böyleyim. Günahım da sevabım da kendime, Rabbime hesabımı vereceğim. Ama ben inancımdan da Kur'an'ımdan da vazgeçmem. Niye geçeyim? O senin inancın da, saygı göstermek lazım da, onu sana söyleyen kişi de bizim gerçekten lofu da eksik ya, bir daha sığır gelişermiş. Sana göstereceğim kimlerin olduğunu. Bizden biri ya, dedi. Evet. Bir de Lubunya'ymış. Lubunya evet. Ha söyledin ya doğru. Böyle çok acayip insanlar ya. Bunları tahtasına eşitler. Niye için gitmişim ben? Giderim canım. Allah Allah. Yani. Burada boş böyle. Ver. Kişi kendini bilir sadece. Tamam. O yüzden ben sana ne diyorum, bak gerçekten insanlar neyi eleştiriyorlarsa onu baş tacı diyorlar. Murat Ömüç bile ne dedi?
ben insanların anacısına, bacısına küfür ederek meşhur oldum dedi. Bak adamın açıkladığı kelime bu. İnsanlar benim hesabıma para yatırıyorlar aileme küfür etmek için dedi. Ben ediyorum, video atıyorum, bana para yatırıyorlar dedi. Adamın açıklaması bu. Ve ben bir türbeye gittiğim için eleştirilirken insanlar acayip acayip videolar yaparken onları zengin ettiler. Ben o yüzden diyorum biz çok ikiyüzlü insanız. Evet. O fark etmir ki senin cinsiyetin. Oraya gelirsen kadın, erkek fark etmir. Sen belesen ölesen o değil ki. Evet. İç iman insan güçlü olsun. Allah'a yakınlığın iyi olsun. Ben o kadar molla bilen değil. Allah'a ekber yat da geber. E belki buna, Nil'le Mehmet'im onlardan 1000 kat daha iyiydi. Onu Allah biler. Evet. Ne niyetin ne hacetin varsa niyetiyle gidiyorsun zaten o yola. Allah istemese zaten gidemezsin. Anlatabildim mi? Bir engel olur. Ha, istediğin şeyi yap. O Allah'la senin aranda olan bir şey. Boş ver. Demin dediğim gibi sen ne düşünüyorsun bu konuda Cengizciğim? Ben bir şey söyleyeyim. Artık gerçekten sonumuz hiç iyi değil. İyi değil, iyi değil. İçin değil. Allah Allah. Gerçekten dünya olarak söylüyorum. İnsanlara bir şey dayatmaya başladılar. Bak çok ciddi söylüyorum. Hiç iyi değil. Öyle bir şeyler olacak ki Allah korusun. Herkesin çoluk çocuğu var. Herkes artık bir şey çabasında, mücadele çabası ama bir şeyleri dayattılar bize ve dayatmaya devam ediyorlar fazlasıyla. Ve artık ben hiç kimsenin sonunu iyi görmüyorum. Vallahi ben Allah korusun istemem ama evet, hiç iyi görmüyorum. Çünkü farkında mısınız? Her şeyi kabul etmeye başladık. Farkında mısınız? Enses ilişkilere kadar televizyonlarda artık her şey bize normal gelmeye başladı. Ve her şeyi gözümüzün önüne soka soka anlatıp ve gösterip ve bunları bizi izletip beynimize soktular. Bunun kimse farkında değil. Ve bunları kabul ediyoruz. Önceden aşkım ben sana bir şey söyleyeyim. Ben yolda gezerken yıllar önce bir trans biri olarak söylüyorum. Ben korkarak gezerdim. Açık ve net. Korkarak gezerdim. Ama biri bana bir şey diyecek mi? Şimdi insanlar sosyal medyada. Yok ben bugün böyleyim. Ben bugün kadınım. Ben bugün erkeğim. Ben bugün bu kadınla beraber oldum. Ben bugün bir gün erkekle. Onun sevgisini aldım. Bu kadar relax bir şekilde her şeyi anlatmaları gerçekten artık normalde ve insanlar artık bir kadını görüyorum bir gün inanılmaz kapalı bir gün bir bakıyorum bir açılmış affedersin felaket artık insanlara öyle bir şey dayattılar ki artık bozdu insanlar ve bu insanları zengin etmeye başladılar ve bunlar baş tacı oldu. Önceden niye eleştirirsek farkındaymışsın şu anda hepsi bizim baş tacımız oldu. Ben buna karşıyım işte. Aynen. Ve hiçbirimizin sonu iyi değil. Açık ve net. Allah herkesin evlatlarını korusun ve şu anki nesil zamane kötü zaman. Çok fazla. Yok yok kötü zaman. Onu, evet. Z kuşağı gümbür gümbür geliyor. Kitabı. Vallahi Z kuşağı hiç acıması olmayacak. Ben ya Cengiz'cim sen ne düşünüyorsun bu konuda? Biraz evet, da senin fikrini alalım. Ya. O güzel ses tonu, o yakışıklılığından ne demek estağfurullah ne demek? Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanlar hani birbirine biraz önce sizin de söylediğiniz gibi bir özentilik var. Gerçekten söyleyeyim. Özentilik var. Misal veriyorum bugün Suat mesela, böyle Suat'tan örnek veriyorum. Bugün Instagram üzerinden bir tane bir çekim yapıyor, bir hikaye paylaşıyor, bir şey yapıyor. Bunu gören bir insan önceden biz derdik bu deli ne yapıyor? Ama şu anki insan aynısını yapıyor. Evet. Hani ben de onun gibi olayım, ben de onun şey yapıyorum. Evet, farkındayım. Mesela bu şöyle bir söz söylemek istiyorum ben bu konu hakkında. Bir ağaç toprağında yeşerir ama bizim insanımız her ağaçta yeşermeye çalışıyor. Evet. Mesela bir ağacı düşünün mesela bir dalda elma çıkarmaya çalışıyor, bir dalda alnı çıkarmaya çalışıyor. Aslında bu yanlış. Herkesin bir boyu, fiziği, huyu, suyu nasılsa onun üzerinden gitmesi lazım. Zaten şu anki günümüzdeki insanlar, düzgün insanlar var mı? Var. Hayretle bakıyoruz. Ya ne kadar güzelmiş. Yani gurur duyuyoruz biz bununla. Örnek verin bir iki kişi daha olsa. Aslında bizim gurur duymamamız lazım. Normal insan zaten bu. İnsan dediğim budur. Hani böyle bir şey düşünüyorum ben de. Ya... Ya dediğim gibi artık her şeyi tamamen biliyor musunuz? Aslında sadece özenti değil. Artık her şey yarış halinde. Yarış. Herkes birbirle yarışmaya başladı. Evet, acımak yok. Yok. Ezilen ezilsin. Ben o kadar çok yanlış anlama beni. Trans tanıyorum. Yemin ederim hepsi homofobik. Çok haklısın. Nefret ediyorlar. Haklısın. Aşağılıyorlar. Diyorlar haklısın. Ki biz o yolu geçtik. Siz daha buralardasınız. Bakıyorum öyle geyleri aşağılıyorlar. Sen de öyleydin ama. Sen de niye aşağılıyorsun ki? Sen de o süzgeçten geçtin. Sen öyle anan karnından hermafrodit olarak doğmadın ki. Yani iki cinsiyetli doğmadın ki. Sen de pipin var ya bamyan var ya çeyin var ya arman var. Bize ne? Ama aşağılama. Çünkü sen de o devirden geçtin. Sen durduk yere kadın olmadın. Ama aşağılama. Sen onu itersen
O zaman kimse kimseye sahip çıkmaz. Kimse bu hakka da sahip değil zaten. Yani. Kimse kimseyi yargılayıp eleştirebilirsiniz. Birkaç tane var böyle kendini bir şey sanıyor. Böyle evi şey sultan gibi şey şahlar mahlar gibi kendini öyle bir anlatıyor ki sanki görende diyecek bulunmaz Hint kumaşı. Eleştiri güzel bir şey ama yargılamaya ben de katılmıyorum. İnsanı eleştirebilirsin. Çok sevdiğim bir arkadaşın olur ya bu sana gerçekten olmamış falan şunu eleştirmek çok güzel bir şey. Çünkü bir insan eleştirilemiyorsa anla ki o insan başaramaz. Değerli yani. Değil. Ha? Bunu sakın unutmayın. Eleştiri çok güzel bir şey ama yargılamak kimseye düşmez. Bana da göre de güzel bir şey değil. Herkesin kendi hayatı, renkler ve zevkler tartışılmıyor dediğim gibi. Ama dediğim gibi herkes artık bir şeyi kabullenmiş durumda ve bunu bize kabullendirmişler gibiyiz zaten. Zorla yiyorum valla. Olsun zorla yiyorum. Kahvaltı yapıyorum ama. Ama döner çok güzel. Aa daha yeni mi yiyorsun? Boşver ya kız sabah. Döner? Ben öyleyim işte bir soğur sancak yiyorum. Yoksa öyle kahve çay. Neyse işte bu arada yine Nil geldi ben unuttum gerçekten. Bugün son günüm yok. Yarın son günüm. O yüzden dedim göreyim aşkımı. Geldi sağ olsun beni görmeye. Cengiz Bey'i yeni tanıdık. Ay seni gerçekten çok yakışıklısın ama ses tonun olsun. Boyun kaç? 92. 1.92. Maşallah. Şimdi senin ne babak senin boyun, benim aklıma varmış. Senin boyun 1.40 var değil mi? Yok. 1. Duymadılar. Ben boyum 1 metre. 1.40 yok musun sen? Kaç metresi? Tamam 1 metre diyorum. 1.10. Yok. 1.10 mu? Hay be 1.60 falan var. 1.60. Sen biraz benden de kısasın. 1.70'im. Yine başladı bak. Şimdi yine bunun tartışmasına gireceğiz. Valla ama sen bundan kısasın. Kısasın benden. Tabii kısasın. Canım kısasın. Videoda bir bak. Kalk ayağa. Kalk şurada böyle şurada. Tamam illa ki bir arkadaşlar. Yemekte kalmıyor. Gel arkadaşlar ya. Bakın arkadaşlar sen tamam. Ay buradan nasıl göreceğiz? Gel, ben görünüyor gireyim. Görünüyor. Tamam. Sırt sırta vurun. Sırt sırta vurun. 1.70 yok aşkım. Bak birinizin senin terliğin var. Çıkar şu terliği. Uyanık kaç kaçtı. Kaçtı yani ya. Sen niye böyle yaptın? Arkanı dön. İkiniz de arkanızı dönün. Arkamızı mı? Böyle sık. Popo popo ya. Dön öyle değil. Ay. Aynı. Bir tık Suat. 3 santim. 3-4. Benim omuzum yüksek onda. Onun omuzları düşük. Ben sporu bıraktığım için ben eridim. Canım. İstersen sporlu halimi göstereyim. Siz boylarınızı ölçerken ben aranıza girecek mi? İkiniz fiyakasını bozacağım da. Valla ay senin yakışıklığını görmüşsün de. Herhalde çok zayıf olduğun için mi kısa duruyorsun? Ben biraz minyon. Stresten... Değil mi? Ondan minyon, evet. Sen hani ben mesela dışarıda gözüme çok kısa gibi geliyorsun. O çok da güzel stresten... karist olur ha. Valla baksana gözleri ne kadar güzel. Ay çocuğu da... Ama ben abi! Niyeti bozdu çocuğu da döndü. Sonradan dönmez ama. Ama dön. Sonradan olsun sen de. Sen daha sonra dön ya. Yaşın var. Sonradan dönmez olmaz. Ay. Sonradan neyse 1.92 dediniz. Aynen. Maşallah. Yaşın onu da dinlerim. 27. Adıyamanlısınız. Çok güzel çok güzel. Bir daha ben şu bir şey soracağım. Aha, sor. Lafınızı böldüm kusura bakmayın. Merak etti dur. Merak ettim. Şimdi gerçekten translarda böyle bir uzun var mı 2 metre ya da 1? Var. Var tabii canım. Hollanda'da da var. Burada ben burada da gördüm var, bir iki tane. Var. 45 var. Ayakkabı giyiniyorlar yazık. Bir de 45. Ben milyonum. Ben şanslıyım. Evet yani. Vallahi. Çok bak şanslı. Bana deseniz trans ol. Yemin ederim bende bir omuz var 10 mil kadar. Yani belki hormon falan kullansaydım kemikler o zaman belki o zayıf olurdu. 15-16 yaşında ya da 18 yaşında ama ben böyle iyiyim. Herkes kendine göre iyisin. Ben bir şey daha soracaktım. Şimdi bu doğru mu? Diyorlar ki hani boyu uzun olanın diyor hani mesela organı falan büyük olurmuş. Ay, bu doğru mu? Onları kapatalım. Ya. Çocuk. Ha öyle mi? Evet. Ay olmadı o zaman. Olsun. Yok yok akıl olarak diyorum yani akıl olarak. Mesela diyorlar ki yere bak yere götü yerde olanın bilmişliği daha çokmuş. Uzun olanın aklı yokmuş. Öyle falan. Diyor. Yok mu manası? Ama öbür türlü o dediğim doğru ama mu? Yüce ama Yüce Rabbim ne yapmış? Ama Yüce Rabbim ne yapmış? İlla ki bir yerde eksiklik veriyor. Uzun boylarda bir şey kafaya eksik veriyor tamam mı? Kısalarda da boyu eksik veriyor işte. Sıkıntı orada. Her şey %100 tamam okey. Boyumuz yok işte. Yapacak bir şey yok. Olsun. Ama sen o kadar ama mesela o kadar çok da küçük de değilsin ama bir erkeğe göre evet çok boyun çok küçük. Ona bakarsan Türkiye geneline göre ortadayım. Bu. Biz kısa değiliz bu. Senin ne yapın? Normal yani.
Normalce benim boyum. Ben zaten böyle olmak istiyordum. Senin yaşın kaçtı? Ben normal bir erkek birey olmuş 25. olsaydım boyum normal. Aynen. O böyle olacaktı onu evet. diyorum. Evet ama bu bayan olarak çok ideal. Ben böyle olduğum için çok mutluyum. Çünkü çok uzun boylu bir trans olduğumu düşünsene. İnanılmaz dikkat çekerim. Kalıplı malıplı ayağım 45 numara olsun. Düşünsene. Düşünsene ben şimdi gidip bir şalvar giyeyim bir atayım böyle kendimi Hacı Ana gibi yapayım. O zaman ben de güzel olmam. Düzün ama güzel olurum. Mesela bana olurum. Yakışıyor. Mesela... Ellerime bak ne kadar kibar. Ayağım, ellerim kürek gibi olduğunu düşün. Ayaklarımı kocaman. Ben istemezdim. Bakayım abi. Elinize. Senin eline de bakayım. Bak bak bunun gibi de kibar. Olmaz. Kibar. Ya Rabbi bak sizi beni götürürsünüz gittikçe ha. Bak valla olmuyor. Hayır hayır kibar. Senin eline bakayım. Getir böyle şöyle. Peki. Oo maşallah. Ama bak zarif. Zarif sadece böyle bunu çok uzun. Çok uzun. Ne biçim parmak? Bileklerin de uzun. Şey güzel ha. Evet. Tekne küreği gibi. Valla. Şey o fırına ekmeği koyuyorlar ya. Fırına ekmeği şeyi o tahtayı koyuyorlar ya. Evet. Ay maşallah. Güzel oluyor ama tokat atar. Valla. Ben severim. Valla bana atabilirsin yani o tokatı. Yok bir şey olmaz. Olur mu öyle şey? Ben severim. Şey Sadamazo muydu neydi? Ne? O şeye ne diyorlar işkenceyle? Sadist. Yok. Sadist. Sadist mi? Sadistler. Sadistler. Mesela böyle hırçın. Sadistler böyle şeylerden hoşlanırlar. Ya tokat filan. Evet sadistler hoşlanırlar. Ben Sadamazo diyorum. Sadamazo ne ayol? Neyim öyle yani. İlk defa duydum. Ya. Allah güzel bizi koru. Evet arkadaşlar bugünkü muhabbetimiz bu kadar. Zaman bayağı geçmiş. Dakikalar, saatler gördük baktık. Bugünlük bizden bu kadar. Vallahi kötü bir şey söyledik affola. Yok be ne kötü bir şey söyledik. Ha, normal evet. Gündelik şeyleri konuştuk abla. Bunlar da yani 2024'teyiz. Daha bunları da konuşamazsak ne zaman? Aa, kendin diyorsun. Tamam. Herkes konuşuyor. Aşkım sizleri benim. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Berkay'ım gidiyor. Berkay'ın bu son videosu. Ama geleceği zaman yine videolarımız gelecek. Hepinizi seviyoruz. Benden bu kadar. Onların söyleyecekleri de kendileri söylesin. Ben de seni çok seviyorum. Allah razı olsun. Tekrardan geldiğin için tanıdığım için de gerçekten tanıdığım için de kalbi çok güzel, yüreği güzel. Hani siz bakıyorsunuz ya yorumları okuyorum bazen diyorsun Nil Hanım ağırlığınızla şeyinizle falan muhteşemsiniz. Gerçekten tanımış olsanız realde değil şey sanalda değil realde görmüş olsanız gerçekten aynı gördüğünüz Nil'in aynısı. Tıpatıp yani değişen bir şey yok. Hatta daha güzel. Böyle. Buyur sen de konuş. Sen bir şey demek istiyorsan söyle. Şimdi gerçekten şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar. İyi ki de tanımışım. Benim de bazen ilk tanımadan ön yargım vardı. Bunlar hepsi tanıdıktan sonra bana hepsi yıkıldı. Yok. Sizin için değil. Normal genel hayır, anlamda. Normalde. Hepsi yıkıldı. Ben tanıdıktan sonra gel oturup misafirperverliğiniz, iyiliğiniz. Tabuları kırdım. İyi ki de. Tabuları kırdım. Tabuları kırdım. He, aynen. Yani. Onları kırdım parçaladım. Çok iyi. İyi ki de tanımışım. Ne güzel gülüyor ya Rabbi. arkadaşlar herkes bana diyor herhalde. Herkes kendine iyi baksın. Ne tatlı bak. Yani ya arkadaşlar ya Rabbi, siz bir şey söylemek ister misiniz beyefendi? Tabii. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Beylikdüzü tarafına ilk defa geliyorum. Evet. Her zaman yeni insan tanımaya ne olursa olsun, kim olursa olsun, Türk olsun, yabancı olsun fark etmiyor benim. Her zaman yeni insan tanımak güzel bir başlangıcın sembolüdür. Evet. Hani gerçekten söyleyeyim değil Başakşehir'den Beylikdüzü'ne. Hani buradan derler ya Fizan olsa da gerçekten söyleyeyim böyle bir ortamda böyle insanlarla tanışmak, görüşmeyi evet. isterdim yani. Gel. Burada bize bir kapın var. İstersen bunlar gittiğinden sonra akşam gel. Vallahi bak bir günüm kaldı. Gel misafirim ol. Vallahi gel. Bak ben öyle zorlakiye böyle bir şeyim yok. Evet, ama elin çok güzel geldi. Az önce bir masaj yaptı. Elleri büyük ya severim. Beni böyle haşır haşır masaj yapsınlar. Yani arkadaş da sevindi, mutlu oldu. Nil de tanıştı. Zaten Suat'cığım da tanıyordu. Evine gitmiştik. Yani evet. Güzeldi. Her şey güzeldi. Yani. Berkay'ıma çok teşekkür ederim. Ben öncelikle. Teşekkür ettim. O evet. Güzel yorumlarınız için ayrıyetten gerçekten çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Gönül ister böyle şen şakrak, böyle şalvar giyineyim, eşarp takayım. Ona da çok komentar Türkçesini yazıyorlar ya. Ne yazıyorlar? Komentar. Açın mı? Yok. Mesela yorum. Evet. Heh, yorum. Ha, tamam. Doğru. Yorum yazacaksınız. İyi ya da kötü. Ama inanın o da bana çok ayrı bir yakışıyor. Şalvar gibi bir Anadolu kadını gibi oluyorum. Gerçekten hani böyle bir eşarp, bir şalvar, bir giyin değiştirme yapıyorum. O da bana göre uyuyor. Ben de yapıyorum. Yakışıyor da. O yüzden herkes kendine yakışanı yapar. Ama ben kalkar başka bir palyaçoluk yaparsam millet tabii ki 50 tane lafta kötü de konuşacak. 50 aynen. tane lafın üzerine daha çok anlatacak. Çünkü eğer ben kendime yakıştırıyorsam, güzel buluyorsam onu yaparım. Çirkinse
biliyorum ki çirkin karşıdaki insan da beğenmeyecek, pis yorum yapacak. O yüzden ben böyle şeylere de dikkat ederim. Herkesin Allah kalbine göre versin ve tüm insanlarımızı tüm kötülüklerden korusun. Sizlerin hepinizi öpüyorum. Ya 5. ay ya 6. ayda inşallah yine görüşeceğiz. Hamınıza şevbaş, rojbaş, gelek spazdıkım. Ez kurbanette, çavette, kunmazıney. Bunu da öyle sevdim. Tamam. Türkçe'de Nil size söylesin. Bakayım kim arıyor. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanetiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Sen de elini göster. Bay bay. Bay bay.